Ne oluyor? Ne bu surat? Bir şey yok ya. Ne yaptın? Çıban patlattım. Abi öleceğiz sıkıntıdan burada ya. Tamam abi geliyorum ya. Dur be kardeşim dur itme gözünü seveyim canım acıyor ya. İttirmiyorum abi ben de sıradayım ya. Tamam uzak dur benden değme tamam bana. Ya. Dokunma acıyor diyorum. Allah. Beyefendi ne oluyor? Ne oluyor? Ben doktor Ali Vefa Bey'i arıyorum. Ali Vefa? Evet. Ali Vefa hani şu otizmli doktor. Bana o lazım. Ben araştırdım da geldim ne olur kurban olayım. Çok iyi yapmışsınız ama Ali Bey şu an başka bir yerde görevli. Biz varız. Buyurun neydi şikayetiniz? Kras. Kras. Ya hadi sıra var ya. Aa, dur. Beyefendi ne yapıyorsun? Dur. Sakin ol. Tamam. Dur dokunmayın. Tamam, dokunmayın. Tamam. Ah, dokunmayın. Dokun. Komple trenjöner ağrı sendromu. Dur. Düz yere seçmeyenler. 5 miligram morfin. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Ah çok acıyor. Ah. Tamam sakin ol. Ben bir şey yapmadım hocam. Açın orayı. Açın orayı. Dokunmayın abiye. Canım acıyor. Sakin ol. İğne değil sakın. 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 Endometriyal lezyonlarınızı basit bir işlemle bir saat içinde alacağız. Göbek deliğinizin oradan bir kesiyle gireceğiz. Ve bütün operasyonu tamamlayacağız. Ve hiç iz kalmayacak. Sağ olun ama yani küçücük bir delikten nasıl yapacaksınız bütün ameliyatı? Bu yeni bir teknik. Özel bir modül aracılığıyla hem kameralarımızı hem de ekipmanlarımızı tamamıyla kullanabiliyoruz. Peki tam olarak ne kadar yeni bir teknik bu? Asistanlarım için yine ama benim için değil. Daha önce birçok böyle ameliyatta bulundum. Yani kısırlık ve acınızın dineceğine dair inancım tam. Merak etmeyin. Ya çok sağ olun Ferman Bey. Yani anne olmak benim bu hayatta en çok istediğim şey. Daha şu kadarcıkken belliydi çocuklarımızın ismi. Evcilik oynarken anlatır dururdu. Çocukluk aşkımdır da kendisi. Ne peki isimler? Erkek olursa Can, kız olursa Su. Yani ben uzun isimleri pek sevmem de. Belli oldu. Bugüne kadar kısmet olmadı ama sizi bulduk. İnşallah ikisini de alacaksın kucağına yakında. Canım benim. Merak etmeyin, o zaman haber verelim. Şafak Hanım'ı hazırlasınlar. Tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Cevher Cevahir, 47 yaşında. Geçen sene sol kolunu kırmış. Ondan sonra da göğsünün sol tarafında ağrı hissetmeye başlamış. Bıçak saplanması gibi diyor. Yani sürekli yanma hissi varmış. Kras olduğunu söylüyor. Akciğer ve kalp temiz ama. Kras diyor fakat onunla ilgili belirti yok. Ne yapalım hocam? Nörolojiye sevk edin, 24 saat gözlem altında tutsunlar. Ondan sonra oradan devam ederiz. Hocam biraz daha tetkik yapmayalım mı? Arkadaşlar siz acil nöbetinde değil misiniz? Ha? Tek hastayla bu kadar vakit kaybedemeyiz. Diyeceğimi dedim ben. Ali'nin uygun bir zamanını haber veririm. Gelir bakar tam olarak ne var. Ali. Ali. Ameliyathane hazırlanınca bana haber verin. Tabii hocam. Evrak işlerini atlamayın, onamları almayı unutmayın. Atlamayız hocam. Niye her şeye sen cevap veriyorsun Nazlı? Ali sana diyorum. Yo, Nazlı'ya dediniz. Favori asistanınız o olduğu için herhalde. Değil o senin hocam. İzin versin o zaman gitmeme. Ameliyat acil değil ki bir saat ertelenebilir. Sen neden gitmek istiyorsun söyleyecek misin? Hayır. Anladım. Siz de daha bulamadınız nasıl tedavi edeceğinizi. Henüz teşhis için biraz erken Cevher Bey. Yani birkaç gün daha gözetim altında tutup emin olmamız lazım önce. Nesi için erken ya? Canım acıyor, etimden et kopuyor diyorum. Babacığım. Kızım dur, ne yapıyorsun? Yavrum babaya dokunmuyoruz biliyorsun. Öpecektim. Ben
Uf olunca babam öpüyor, hemen geçiyor. Ben onu öpünce geçmez miyim? Acımasın artık. Benim güzel kalpli kızım. Hadi biz seninle biraz dışarıya çıkalım. Baban doktor abilerle rahat rahat konuşsun, olur mu? Bana inanmıyorsanız buna bakın. Acı defterim. Son 2,5 yıldır yaşadığım bütün acıları not ettim oraya. Nasıl bir şey biliyor musunuz? 25 yıllık marangozum ben. Bakın ellerimi görüyor musunuz? 16 yaşındayken şu parmağım kopuyordu ama gıkım çıkmadı. 2 ay önce çekici elime vurdum. Mesleki hayatım bitti. Gördünüz. Kızım bana dokunamıyor bile. Hayatım bitti. Eve kapandım. Dışarı çıkmıyorum. Bardak çay içmeye bile korkuyorum. Yalvarıyorum size. Ne olur kurtarın beni. Ya da öldürün gitsin. Yıldım artık. Yemin ediyorum yıldım artık. Cevher Bey, öyle bir şey yapamayız tabii ki. Çok mu canınız acıyor gerçekten? Çok. Çok. Tamam. Ben bulacağım. Neyiniz varsa bulacağım. Merak etmeyin. Geçmiş olsun Cevher Bey. Birazdan sevgi için gelecekler. Abicim Tanju Hoca acildesiniz dedi. Niye kafana göre söz veriyorsun hastaya? Sence Cevher Bey Ali'ye gelseydi Ali bırakır mıydı bu vakayı bu noktada? Ya aynı şey mi abicim? Sen niye kendini kıyaslıyorsun Ali'yle? Niye kıyaslamayayım ya? Sen niye kıyaslamıyorsun? Tanju Hoca bu vakayı Ali'ye veririm Ali çözer dedi. Ağrına gitmedi mi ya? Başçavuşun eşeği miyiz biz burada? Adam acıdan kızına sarılamıyor ya kızına. Doruk bak yine burnunun dikine gidiyorsun başımıza iş açacaksın. İşmiş yok abicim. Ben bu vakayı çözeceğim. Heh, kesin çözeceksin ya. Çözersin, kesin çözersin. Tamam, şöyle yapalım. Eğer çözersem senin en büyük odanı alırım. Senin odanı. Hem sana kıyak geçeceğim hem de kendi odamı mı vereceğim yani? Hı? Tamam. Sen de bir şey iste. Motorunu alırım. Motoru mu? Hı, aynen. Hastaya ne olduğunu buldum buldun, bulamadın. Alırım anahtarlarını. Varım lan. İyi. Acil ben de akşama kadar bak kafana göre çalış. İstediğin gibi çalış tamam. Ama ne olduğunu bulamazsan o motoru yedim. Hı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çocuk gibi bana küsmüş beyefendi. Yüzüme bakmıyor bir de benim. Hı hı. Nöbet sırasında benden izin istedi. Dışarıya çıkacakmış hastaneden. 2 saat hem de. Evet. Filiz o telefonu bırakacak mısın? Pardon Ferman. Ekipman şirketiyle birbirimize girdik. 2 taksit ödemedik hemen ihtarname çekmişler. Zaten düşmeye gör herkes vurmaya hazır. Gelelim sana. Ali seni deniyor Ferman'cığım. Hocası gibi mi davranacaksın yoksa dayanamayıp abisi mi olacaksın? Hocası gibi davranacağım tabii ki. Emin misin? Evet. Yani Tanju'ya karşı korumayacaksın. Yapamadıklarını örtbas etmeyeceksin. Hatalarını görmezden gelmeyeceksin. Aynen öyle, evet. Yapma Ferman. Yumuşayacaksın, dayanamayacaksın. Sen de Ali'yi kardeşin gibi görüyorsun çünkü. Ali benim kardeşim, tamam. Ali benim kardeşim ama Ali benim dışarıda kardeşim. Burası hastane, iş yeri. Ben artık bölüm başkanı oldum. Uğraşmam gereken bir sürü şey var. Ali sınır çizmeyi öğrenmek zorunda. Tamam. Hadi çizdir, bekliyorum. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun?
Gül, gül, tamam gül, gül. Gül, herkes görecek ama. Ali bu hastanede benim karşımda profesyonel davranmayı öğrenecek. Tamam. Ya valla sinir mi olsun ha? Merhaba tekrar. Nasıl oldunuz? Vallahi şu serumun içinde ne varsa çok iyi geldi. Ağrılarım hafifledi biraz. Güzel, çok güzel. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ağrınız varsa ben bir su vereyim size. Aha. Ah. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Çok sık oluyor mu böyle? Omuzum ve ellerim tutmuyor. Neyi elime alsam düşürüyorum. Tamam, anladım. Şimdi sizi hızlıca muayene edeceğim. Sakince dokunacağım. Hazır mısınız? Tamam. Dokunmuyorum. Sizi hemen MR alacağım. İyileşeceksiniz. İyileşeceksiniz. On bir numara ilaçın kesiği, vere sinesini ben takacağım. Sen yap Naz. Hayır hayır, sen yap. Arkadaşlar yapın biriniz. Nazlı yap hadi. Hazır. Ali. İnsüflasyon tamam. Çoklu giriş için hazır. Evet, alayım portu. Al bunu. Bir dakika, bir dakika. Bir sürü lezyon var. MR'da bu kadar görünmüyordu. Çok küçükler çünkü. Yumurtalıktaki lezyonları alabiliriz zarar vermeden ama bağırsakta var, mesanede var, rahimde var, her yerde var. O kadar acı çekmesinin sebebini anlamış olduk. Tamam. Teker teker devam edeceğiz. Önce yumurtalıktaki lezyonları alacağız. Ali, gidip kadının eşini bilgilendirir misin? Endometriyozis. Durumun düşündüğümüzden daha kötü olduğunu söyle. Niye ben çıkıyorum? Nazlı çıksın. Ne diyorsun oğlum sen? Nazlı hastalarla konuşmakta benden daha başarılı. Nazlı gitsin konuşsun diyorum. Ben giderim hocam. Karışma bir dakika. Ali gider misin? Ama niye ben? Çünkü ben öyle istiyorum Ali. Ama daha mantıklı olan Nazlı'nın gidip onlarla konuş... Ali çek. Sus ve dediğimi yap. Boyun fıtığı mı? Aynen öyle. Bakın, 5. ve 6. omur arasında. Yani ameliyat olunca geçecek mi? Ağrılarımdan kurtulacak mıyım? Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ya Rabbim sana şükürler olsun güzel kızım, duydun mu? Duydun mu bebeğim? Evimize gideceğiz, babamız iyi olacak yavrum. Hemen heyecanlanmayalım. Çünkü diğer testlerden bir sonuç çıkmadı maalesef. Tek tespit edebildiğimiz şey fıtık. Onu tedavi edeceğiz. Orası rahatlayacak ama diğer ağrılarınız... Doruk Bey,
Ben yalan söylemiyorum. Vallahi çok ağrım var. Biliyorum. Böyle canı kıymetli bir adam değilim ama artık dayanamıyorum. Sizi anlıyorum. Evet, size inanıyorum Cefer Bey. Ama sadece birkaç test daha yapmam gerekiyor. Bir de ameliyat programına bakıp hemen geleceğim. Ya. Doruk'cum, siz niye hala sevk etmediniz hastayı? Tanju Hoca nörolojiye sevk etmenizi söylemedi mi? Söyledi. Söyledi de. Ben başka bir şey buldum galiba. Ya söyler misin lütfen açık açık? Servisimi hasta yatırıyorsun. Bunun hesabını ben vereceğim. Ya adam acıdan kıvranıyor. 10 tane hastaneye gitmiş, kimse inanmamış. Ben inandım. Demir'i de kafaladım. O acile bakıyor şimdi. Ben de yani... Ama bir şey bulamadın. Buldum. Boyun fıtığı buldum. Ama asıl problemle alakası yok bence. Tamam, o zaman sevkini Adil'e yapayım ben. Nasıl yani? Adil Hoca. Fıtık demedin mi? Hı hı. Adil Hoca'nın nasıl bir fıtık canavarına dönüştü biliyor musun sen? Kondisyon yapacağım diye memlekette fıtık bırakmadı. Ben şimdi ona haber vereyim. Sen de o sırada biraz daha araştırma yaparsın. Harbi mi? Evet. Sen başhemşire değilsin ya. Sen başbakansın. Sen bambaşbakansın. Hadi be sen de. Oğlum yırttık. Vakayı Adil Hoca'ya sevk etti Selvi Hemşire. Pistonla buz çok zayıf. İki ünite kanasın. Traksiyonu alıyoruz. Hadi hadi hadi. Ne oluyor orada? Kaza geldi şimdi, zincirleme. Tamam, geliyorum yardıma. Çöküyor hocam. Yok, hallettim ben. Sen vakaya bak. Eyvallah. Güveyl Hanım'a bak be. Allah be. Ya seni de alet ettik. Vallahi ne zaman isterseniz Demir Hocam. Müstahak yani Doruk Hoca'ya. Hem hoş deyip duruyor bana sürekli. Bak ya. Allah Allah. Gel misin? Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Acil de bugün bir sakin ya. Gerçekten benimle yaşamak isteseydin en son bana söylemezdin. Herkesi topladın evine, en son benim haberim oluyor. Bravo, bravo Demir. Arama beni, ameliyata giriyorum. Karımı göreceğim ben. Üzgünüm, çok üzgünüm ama ameliyathaneye giremezsiniz. Ya camdan 2 dakika görsen bari. Her yerinde tümör var diyorsunuz. Allah rızası için bak, gösterin onu bana. Ya delireceğim. Anlıyorum ama bu hiç iyi bir fikir değil. Eşiniz ameliyat masasında. Onu bu şekilde görmeniz sizi daha telaşlı bir psikolojiye sokabilir. Çok özür dilerim ama giremezsiniz. Başhekimin yanına gidiyorum ben. O izin verir karımı görmem. Hayır, hayır, bu hiç iyi bir fikir değil. Siz bize güvenin. Bize güvenin. Eşiniz emin ellerde. Tahmin edemediğimiz tek şey ameliyatın bitiş saati. Size söz veriyorum. Her şey kontrol altında. Karım orada öylece yatarken ben burada elim kolum bağlı nasıl duracağım? İşte böyle. Eşinize ait bir şeyi böyle sıkı sıkı tutun. Ona ait bir eşyayı. Elinize alın ve böyle sıkın. Bu neşteri bana küçükken abim vermişti. Gerçek abim ama öyle yalandan abim değil. Abim öldü benim. Ne zaman korksam, üzülsem, neşteri alırım elime.
abim yanımda yemiş gibi olur. Denemek ister misin? Sağ olun Ali Bey. Panikten ne yaptım bilmiyorum. Bize güvenin. Size söz veriyorum. Geçmiş olsun. He, nedir? Eşiyle konuştum. Çok da güzel konuştum. Başarılı oldum. Eline sağlık. Evet, devam ediyoruz o zaman. Lümen'den uzak durmaya çalışacağız. Dış seroza ile muskularis tabaka arasına bir düzlem açacağız şimdi. Devam, devam. Alıyorum. Alıyorum. Evet, aldım. Aç Eli'ye getir. Evet. Tek bir yumurtalık lezyonu kaldı. Nazlı, gelip alır mısın şunu? Tabii. Ama bu haksızlık. Sabah kesiyi de Nazlı'ya attırdınız. Beni konuşturtturuyorsunuz. Nazlı'ya cerrahlık. Ali. Hayır. Bu benim suçum değil. Sizin suçunuz. Siz bana haksızlık ediyorsunuz. Çık dışarı. Ameliyathane burası. Dikkatimi dağıtıyorsun. Ameliyathanemden dışarıya çık. Hayır, çıkmayacağım. Ali, sana emrediyorum hocan olarak. Burası ameliyathane. Çık dışarı. Bu benim suçum değil. Ali, benimle inatlaşma sakın. Hocam sakin. Nazlı, karışma. Ali o kadar da büyük bir hata yaptı ki. Sen de sessiz olur musun? Olacaksın değil mi? Hayır, susmayacağım. Bana haksız yere kötü davranıyor. Bana haksız yere kötü davrandığını söylemek benim hakkım. Ali, dışarıya çık çabuk. Elimden bir kaza çıkacak. Yazıklar olsun sana. Çık dışarı. Elimden bir kaza çıkacak. Çık! Ya seni ben var ya... Yani sakin olur musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hatsi Selim. Bilip bilmeden konuşuyor. Deli mi ya bu doktor? Senin yüzünden. Ne işin var lan burada? Garip baba. Ne işin var burada? Ne işin var? Hop sakin. Böyle doktor mu olur? Sakat mıdır? Nedir bu ya? Asistanım hakkında böyle konuşamazsın. Ne oldu kaza? Ne kazası? 3 gram IQ'm vardı, o da gitmiş. Zincirleme dedin, geldi dedin ya. Ha, onu hallettik ya onu. Sen ne yapıyorsun? Teşhisi koymadın mı? Fıtık dedin işte. Başka bir şey var. Adam marangoz. Ömrü boyunca ağır işte çalışmış. Acı eşiği yüksek yani. Ama bu acı başka diyor. Bilemiyorum abi ya. Ben gidip ameliyathaneyi hazırlayacağım. Fıtığı çıkaralım, sonrasına bakarız. Ha, motorun anahtarlarını da unutma akşama. Ha, çok beklersin. Bulacağım onu, bu adamın neyi olduğunu. Bulacağım. Bitmedi bu iş daha. Bitmedi. Dilan bugün okula gitmedi. Birlikte masa yapacaktık ama
çok hastaydı kızım. İşte bu. Çocuk, en sonunda yaktırtacaksın bana şu kapıyı ya. Ali? Oğlum, ne hal? Erman Hoca beni ameliyattan attı. Niye? Her şeyi Nazlı yaptırdı. Ben de bana haksızlık ediyorsunuz dedim. Bana bağırdı. Ne yapacağım? İtaat edeceksin çocuk. Bunu öğrenmen gerekiyor. Bak şu kapıyı bile 100.000 kere çalmadan girdin içeri. Hadi. Bir kere yap da göreyim hadi. Şimdi mi? Hı-hı. Buyurun. Bak, gördün mü? Dinleyince ne güzel oluyor. Çocuk, hep bildiğini okuma. Biraz da insanları dinle. Tam neyi soruyorsunuz? Bakın burada Cevher Bey, Dilan'ın hastalıktan dolayı okula gidemediğini yazmış. Neydi hastalığı? Bulaşıcı mıydı? Benim hafızam çok kötüdür. Sen hatırlıyor musun anneciğim? Hatırlıyor musun Dilan'cığım? Babanla masa yapacakmışsınız. Sen hastalanmışsın sonra. Evet. Kabarcık olmuştum. Babam krem sürmüştü. Aa, akıllı bıdığım benim. Doğru. Su çiçeği geçirmişti doktor bey. Su çiçeği mi? Eyvah eyvah. Ne oldu? Ben hemen gidip geleceğim. Merak etmeyin. Kötü bir şey mi var? Bana da söyleyin. Hemen geleceğim ben. Hemen geleceğim. Benim yüzümden mi? Aa, hayır, hayır, hayır anneciğim. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ama su çiçeğiymiş. Doktor ondan korktu. Benim yüzümden babam acı çekiyor. Ay yavrum. Aa, hayır, ağlama evladım. Senin bir suçun yok. Dokundukça acısı artıyor. Nedir dokundukça daha çok acıyan? Abicim hiç bulmaca havamda değilim şu an. Su çiçeği. Ne? Su çiçeği. Kızı 2 sene önce su çiçeği geçirmiş. Göğsündeki ağrı da o zaman başlamış. Yani sinir hücrelerindeki su çiçeği virüsü tekrar aktive olmuş. Sorun bu işte. Zona diyorsun yani. Evet. İyi de abicim zona bulaşıcı değildir ki. Ama kızı daha önceden geçirmediyse babasından kapmış olabilir virüsü. İyi de hiç döküntüsü yok. Ona da var cevabım. Zoster, sine, herpete. Döküntüsü zona. Aynen. Semptomları birebir aynı. Erken teşhis çok nadirdir bilirsin. Nöralji ilerler. Dedi ve 90'a çaktı topu. Bu iş böyle yapılır işte. Tamam oğlum tamam ya. Affet tamam. Eyvah. Ne oldu? Adam ameliyatta ben aldım programı. Adil Hoca yapacaktı. Güzel. Evet nefes alıyoruz. Derin derin. 120 miligram propofol lütfen. Evet. Şimdi 10'dan geriye doğru sayıyoruz. 10. 9. Hocam durun! Ne oluyor çocuklar? Hocam. Fıtık olmayabilir. Döküntüsü zona olduğundan şüpheleniyoruz. Bütün semptomları da uyuyor. Bir test daha yapmamız lazım. Tamam. Dur. Ne oldu? Nefes alın lütfen. Önemli bir şey yok. Ameliyattan önce son bir test daha yapacağız. Hiç endişelenecek bir şey yok. Daha.
Az kalsın ameliyat yaptırıyordun adama. Tanju Hoca da bizi yapardı çok güzel bir ameliyat. Fazla konuşma da şu zona testini yapalım hadi. Gel Açelya. Hocam her aldığımız için iki yeni lezyon oluşuyor. Hidra. Efendim? Var ya mitolojik canavar. Hani kafasını kesiyorsun içinden iki tane daha çıkıyor. Onun gibi. Bence ameliyat dışı şeylerden bahsetmemelisiniz. Çünkü gayet iyi gidiyorsunuz. Oradan da kovduracaksın kendini. Az kaldı Ali. Devam et. Nazlı. Kaç oldu saat? 5:30. Şu son parçayı da alacağım. Ondan sonra bir tuvalete gitmem lazım. Ara vereceğim. Devam edersin kalanlara, tamam mı? Ben de yardım ederim. Gerek yok Ali. Hallediyoruz. Ama Nazlı yoruldu. Nazlı dinlensin. Siz de dinlenin. Ben mesanedeki lezyonlardan başlarım. Arteri kesmem, yırtmam. Merak etmeyin. Dikkat ederim. Ali bugün ameliyat yapmayacaksın. Bir ders vermeye çalışıyorum sana. Anlamıyor musun? Hocam basınç düşüyor. 86-75. Kanaması var. Hocam hiçbir şey görünmüyor. Çıkarıyoruz kamerayı, çıkarıyoruz. Açacağız mecbur. Siz de. Hocam infüzyonda 2 litre kan asılı. Basınç 60'larda. Çabuk çıkmıyor ki. Nazlı. Al bunda kloroksidini yıka. Çabuk, 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 çabuk. Ali yönetici toplantı yapıyormuş. Hemen gelmen lazım. Gelemem, nöbetteyim. Kargo geldi sana. Gel paketini al. Ben sipariş vermedim ki. Kaçırıyorlar beni. Yetiş o zaman. Sen benim gelmem için bahane mi üretiyorsun yoksa? Ezo, iyi misin? Değilim. Değilim. Korkuyorum. Ama ben gelemem ki. Ezo, annenin adresini ver. Yarın gelirim, olmaz mı? Beni yatıracakları yerde ziyaretçi kabul edeceklerini sanmıyorum. 5 dakika kaçamaz mısın? Lütfen. Yalnız gitmezdim en azından. Nazlı, yak şurayı. Hı hı. Evet. Gel. Al. Bakalım. Durduk anama. Ne durumda mesane? İyi görünüyor. Sızıntı yok. Bir saniye. Şu ne? Rahim kökündeki. Boya biraz. Boya, boya, boya. Hı. Evet. Polipoid kitle buldunuz.
Rahim kökünden yumurtalık arterine kadar uzanıyor. Rahmi besleyen bütün yolları sarmış durumda. İster oktamı yapacağız. Nasıl yani? Rahmini alacağız. Hocam kadın çocuğu olmasını çok istiyor. Daha gencecik, başka bir opsiyon yok mu? Nazlı olsa söyleyeceğim değil mi? Tümörü çıkarttıktan sonra bypass için sefaloz damardan bir greft yapabiliriz. Rahim kurtulur. Hasta ölür. Anladın mı? Grefte tıkanıklık yaşanabilir. Yani hasta sepsise girebilir. Ama anne olmak için yapmıyor mu bu ameliyatı? Ali, bu iyi bir fikir ama aşırı riskli. Bence bu riske değer. Nazlı. Hocam, siz hep risk alırsınız. Şimdi niye almıyorsunuz? Çünkü bu insanın hayatı hayallerinden daha önemli. Ferman hocam, bunu sizden duyduğuma inanamıyorum. Hastanın hayatı hayalinden daha mı önemli? Bunu sizden duyduğuma inanmıyorum. Hayal olmadan hayat olmaz hocam. Olmaz. Ali sus artık. Ben bir şey söyleyeceğim. Hocam kusura bakmayın. Ama Ali'ye olan kızgınlığınızdan duygularınızı ameliyata karıştırıyorsunuz. Bravo Nazlı. Çok güzel konuştun. Çok güzel. İkiniz de kendinize gelin çabuk. Neden bir opsiyon olarak bile değerlendirmiyorsunuz? Çünkü bu sizin kararınız değil. Sizin de değil. Sen ameliyathanede duygularımı karıştırıp karıştırmadığıma dair yorum yapacak kişi sen değilsin. Haddini bil. Eğer o düğmeye bir kez daha basarsan ameliyatı internetten izleyeceksin. Anladın mı beni? Burada bana gelmişsiniz, doktorluk öğretiyorsunuz öyle mi? Bu nedir, bu nedir diye. 15 dakika ara. Gidip kadının kocasıyla konuşacaksınız ve o karar verecek. Ben konuşurum. Dur olduğun yerde. Git konuş. Ben bunu da yapmayacaksam ben ne yapacağım Ferman hocam? Ali, oturup izleyeceksin. Ben bu dersten hiçbir şey anlamadım. Ben bu dersi sevmedim. Hiçbir şey yaptırmıyorsunuz bana. Olmaz. Ben bu dersi sevmedim. İstemiyorum hocam. Ali ne yapıyorsun? Madem bana hiçbir şey yaptırmıyorsunuz o zaman gidiyorum. Tamam? Ali saçmalama. İstenmediğim yerde durmam. Durmam. Ali sakin mi olsan biraz? Olamam. 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 Ali bak sabrımı zorlama. Eğer o odadan çıkarsan sonuçlarına katlanırsın. Anladın mı beni? Bastım düğmeye. Duyuyor musunuz? Bakın şimdi duymuyorsunuz. Duyuyorsunuz değil mi şimdi? Gidiyorum. Gidiyorum. Erhan amcacığım, yaralarının hepsi yüzeyseldi. Şimdi hemşire hanımla gidip eczaneye kuduz aşısı yapacaksınız, tamam? Yapışıyoruz. Kardeşim zona testim o ya. Bas bas şey yapma, çekinme. Bas bas belki daha hızlı çıkar sonuçlar. Ha? Evde yatağına uzanıp böyle ayaklarımı uzatınca göreceksin o zaman sen. O motoru var ya pembeye boyatacağım, pembeye. Her gördüğünde ağlayacaksın. Aklına ben geleceğim, ağlayacaksın. Çıktı mı sonuçlar? Ya sistemde bir sorun varmış. Mail atamamışlar da bende çıktı sınav. Ne yapıyorsunuz? Bakalım ya beraber. Tamam. Ya beraber bakın, çocuk musun ya? Varisella PCR neredesin? İmmünoglobin antikor proteinleri. Ya Allah kahretsin ya. İşte bu be! Doğru gözü Türk İstanbul'dan katıldığı yarışmada kupayı böyle kaldırıyor sayın seyirciler. Oğlum acildeyiz, saçmalama ya. Teşekkür ederim. Acildeyiz. Teşekkür ederim, çok teşekkür ediyorum. Ya milyonda bir ya. Ya milyonda bir bile değil ya. Bu odam gitti mi şimdi benim? Nanay o da, nanay. Bu işler böyle olur koçum. Bile motorumu alacakmış. Havanı alırsın hani diyor. Demir ne oldu ya sen? Paslandın mı ya? Ha, hadi hadi. Hadi abartma hadi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Tamam. Acillesin oğlum. Böyle bir karar veremem ben. Ama eşiniz size vekaletname verdi. Annesiyle ablasını arayın. Bütün aileye haber verecek vaktimiz yok.
Bir an önce devam etmemiz lazım. Bakın Yurdaer Bey, çocukluk aşkı istediniz. Eşiniz size güveniyor. Ya bir erkek nasıl böyle bir karar verebilir? Siz bir şey söyleyin. Siz bir karar verin, biz onu uygulayalım. Ben karar veremem. Eşinizi tanımıyorum. Objektif olursunuz işte, daha iyi. Hem doktor olan sizsiniz, kadınsınız da. Yalvarırım. Bakın siz bir şey söyleyin, biz onu uygulayalım. Öyle bir yetkim yok. Ya ben Şafak'ı 20 yıldır tanıyorum. Bakın, en çok istediği şey anne olmaktı. Ben nasıl yapacağım şimdi bunu karım? Nasıl aldıracağım rahmini? Ha? Yüzüne bir daha bakamam. Yalvarırım. Yalvarırım, bakın siz bir karar verin, biz onu uygulayalım. Karar sizin, ne olur. Evet, ne dedi, ne karar verdi? Bir karar vermedi, bana bıraktı. Güzel. O zaman histerektomiye devam ediyoruz. Hastanın hayatı daha önemli, çocuk sahibi olmanın başka yolları da var. Evet. Metzel forceps, gönder. Acil. Hocam yanlış anladınız. Yurdaer Bey sizin değil, benim karar vermemi istedi. Ve ben Ali'ye katılıyorum. Ne dediğini farkında mısın şu an? Evet. Evet, hayat önemli. Ama hayalleri olmadan hayat yaşanır mı? Size karşı çıktığım için çok özür dilerim. Ama biz hayalini de kurtaracağız. O tümörü alacağız. Eminim kendisi uyansaydı aynı kararı verirdi. Dua et Ali'nin fikri işe yarasın. Evet, alıyoruz tümörü. Hasta 12 saattir anestezide. Acele etmemiz lazım. Haydi canlı, kotar, penset, gönder. Sağ olun hocam. Bunu sonra konuşacağız. Gel. Konuşmamız gerek. Ne oluyor? Ali hakkında. Otur. Yürüyecek miyim? Nazlı nerede? Ferman Hoca nerede? Ay sen neredesin nasıl Ali? Ferman Hoca her yerde seni soruyor. Çok sinirliydi. Geldim. Geldim, geldim. Nasıl geldim? Nazlı. Geldim. Çok geç kapattık hastayı. Peki ne oldu? Ne oldu? Çok ileri gitti, ne oldu? Bu sefer gerçekten ileri gitti. Sen beni savundun ama, değil mi? Gidene kadar evet. Ama sonra sen haksızsın. Böyle kafana göre nöbet bırakamazsın. Nazlı, gitmem lazımdı. Neden? Neden? Sabahtan beri soruyorum, söylemiyorsun. Ne oldu? Ezo. Onun için miydi bütün kıyamet? Ama ben sebep oldum, tamam mı? Benim yüzümden. Sonra da onu düzeltmek için. Nazlı, lütfen yanlış anlama. Ben seni... Yeter. Bana seni seviyorum falan deme. Seviyorum diyorsun, ne oluyor? Sevme. Düşünüyorum diyorsun da ne oluyor? Düşünme. Tamam. Biliyorum empati kuramıyorsun ama ben de seni unutmaya çalışıyorum. Şimdi git, kimin için işini tehlikeye atıyorsan at. Ama sakın bir daha bana seni seviyorum falan deme. Duyuyor musun? Ne oldu? Şafak Hanım,
endometriyal lezyonlar MR'da sandığımızdan çok daha fazla çıktı. Biz de mesanenize ve bağırsağınıza hepsini alabilmek için greft uyguladık. Rahminizde de polipoid bir kitleye rastladık. Ne? Ne yaptınız yani? Endişelenecek hiçbir durum yok. Çünkü Ali Bey bir prosedür buldu. Bu sayede rahminizi kurtarmış olduk. An itibariyle enfeksiyonel bir riskiniz de kalmadı. Anne olabileceksiniz. Gerçekten mi? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayatım. Hayatım, duyuyor musun? Anne olacağım ben. Sonunda bizim bir çocuğumuz olacak. Sonunda olacak. Ben sizi hastayı nörolojiye sevk edin demedim mi? Niye yapmadınız? Hocam sevk edecektik zaten. Sonra? Son bir test yapalım dedik hocam. Ben göndermedim. Kusura bakma Tanju, sana da haber vermeliydim ama. İyi, tamam. Da ameliyat da yapmamışsınız. İyi ki de yapmamışız. Fıtık değilmiş. O MR'da gördüğümüz enfeksiyonmuş. Çocuklar döküntüsüz zona bulmuşlar. Biliyorsun tespit etmesi neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Merak etme, hastayı aldık. Tedavisine başladık. Çok iyi gidiyor. Çocuklar çok iyi iş çıkardılar. Evet. Adil hocanızı da kafaya almışsınız. Güzel. Yok hocam, olur mu öyle şey? Eğer acilde bir pürüz çıksaydı, bu konuşmanın tonu bambaşka olurdu. Evet hocam, ama bir pürüz çıkmadı. İyi. Güzel. O zaman... Nöbeti kaç saat demiştik? 36 saat. Daha çok var. Hadi bakalım acile. Yarın sabah tek tek kontrol edeceğim. Ne halt ettiğinizi. Hadi. Hadi. Hocam. Ali, sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Hocam ben... Nazlı, sana da. Yarın sabah Tanju Hoca'nın karşısında olacaksınız. Acile, hadi. Yani ben bu kadar mı taviz verdim Ali'ye? Verdim Ferman. Ama seni suçlamıyorum, Ali kalbine işledi resmi. Asistanlarımın önünde otoritemi sarsıyor benim Nazlı. Nazlı bana karşı çıktı bugün ameliyathanede hem de. Çünkü bir kere taviz verdim, bunun sonu yok artık. Yaptın mı yapman gerekeni? Yarın bu gidişata son verilecek. Yarın. Vay 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 vay. Siz bilir miydiniz ya buranın yolunu? Özledik sizi, ne yapalım? Yok, ben özlemedim. Nöbetim olduğu için geldim. Biz de senin kara kaşın kara gözün için gelmedik herhalde. Ne yaptınız? Çaktınız mı kahveleri? Enerji içeceklerini falan. Sabahlıyor muyuz? Verin abicim. Ne kadar acil varsa üstüme atsın. Ne var acı? İki ile üçte sarhoşlar var. Şakalaşırken kavga etmişler. Oo, şakaya gel. Çıkartıp saplamasın Brutus'un gözüne. Ay yok. Baksana, barıştılar. 4 saattir vıdı 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 muhabbet ediyorlar. Başka? Başka. 4 numarada yine bir zeka küpümüz var. Kendisi yurtta arkadaşlarıyla iddiaya girmiş. Sonra da sokak lambasına sarılmış. Çıplak çıplak. Soğuktan tabii ki bütün vücudu yapışmış. Paramedikler güç bela ayırmış. Aslan parçası be. Makine. Neyse, 5'te şofben kazası var. Şofbeni yakarken gaz sıkışmış. Bütün kaşı gözü yanmış. Adam geldiğinde bayağı panikti. Sakinleştirici yaptım. İyi tamam, onu alırım ben. Yanık baktım çok. Yok. Sen neyi al biliyor musun? 1 numarada bir adam var. Karısı terk etmiş. O da peşinden koşarken düşmüş. Ayağının üstünden araba geçmiş. Müstak. 5 bende o zaman.
Ben başlıyorum. Çakıcıları da ben aldım. Merhaba. Ben Doktor Ali Vefa. Buyurun. Bir yardım edin doktor. Karnım çok sancım var. Burası acıyor mu? Evet. Ay ay. Böyle de acıyor. Ateşi 37.9, tansiyonu 4'e 7 Ali Bey. Mide bulantısı, istifra da vardır. Hem de nasıl? Size Ayşe Hanım hemen bir test yapacağız ama gastroenterit olduğunuzdan eminim. Bağırsak enfeksiyonu. Enfeksiyonu nereden kapacağım? Evden çıktığım yok ki. Hijyenik olmayan koşullarda pişirilmiş bir yemek yemiş olabilirsiniz. Ya da tuvalet gibi alanların dezenfeksiyonuna dikkat etmemiş olabilirsiniz. Ne demek o? Tertemizdir benim evim. Her gün silip süpürüyorum her yeri. Alınmayın. Bu çok sık karşılaştığımız bir yanlış bilgi. Hijyen ve dezenfeksiyon aynı şey değildir. Farklıdır. Hijyen önemli ama dezenfeksiyon hijyenin önündedir. Bir dakika geliyorum. Hemen geldim. Geçmiş olsun. Açı. Hı. Çıkıyorum ben, eve gidip sözleşme okuyacağım da. Tamam sen çık. Burası biraz hareketli ya, ben biraz daha kalayım. Sonra çıkarım. Hareketli bayağı. Yani Demir'e biraz daha fazla trip atmak için kalmıyorsun yani. Aa, ne trip atacağım ben ya o gıca? Anladım ben, anladım. Gülün. Acaba daha ne kadar dayanacaksın, çok merak ediyorum. Oldu, görüşürüz. Git gözüm görmesin. Geldim. Çok sağ olun. Ne demek? Halleriniz çıksın, size hemen çok güzel bir tedavi programı yazacağız. Merak etmeyin, iyileşeceksiniz. Hayatım boyunca da hiç sevmeyeceğim.
ben. Kim suçlandı? Her şeyi mahvettim. Senin için doğru olmuyordu. Azıcık duralım böyle. Vay, romans. Bak bak. Şşt. Sonuçta bekliyorum işte. Bak bak. Ah be abi. Ne oldu ya? Ne ya? Ya baksana ben bile şu sıpsıradan Ali'mle ilişkimi yürütemiyorum. Ali nasıl yürütsün ya? Ne bileyim ya. Yat uyu ya. Yat. Ne oluyor burada? Arkadaşlar ne bu hal? Nazlı Ali toplantı odasına çabuk. Siz girin. Ferman konuştuklarımızı hatırla. Tamam, unutmadım. Ali'yi kollamayacaksın. Bu işi Tanju'ya bırakacaksın. Ona kötülük yapmıyorsun Ferman. Ali'nin sınır çizmesini istiyorsan önce sen çizeceksin o sınırı, tamam mı? Evet arkadaşlar, fazla vaktim yok. Hadi. Evet. Ali'cim söyle bakalım. Loktit sendromu nedir? Loktit sendromu... bir Fransız filminin meşhur ettiği çok nadir görülen nörolojik bir hastalıktır. Kişinin göz kasları dışında bütün kasları felç olur. Bilinci yerindedir, etrafındaki her şeyin farkındadır. Korku, sevgi, mutluluk, acı bunların hepsini hisseder. Ama hiçbir kası hareket edemez. O zaman bu hastalığın bir insanın başına gelebilecek en yalnız hastalık olduğunu söyleyebilir misin? Benzetme olarak. Evet. O zaman sen bu hastanenin Loktit sendromlusun. Öyle düşün yani, tamam? Nasıl yani? Şöyle izah edeyim. Nöbetini terk etmişsin. Öncelikle kınama cezası. 2 hafta ameliyat yasağı. Ve ekstra nöbet. Sor bakalım Ferman Hoca'na. Bir itiraz var mıymış? Ferman Hocam. Melis Hanım siz niyetimin kötü olmadığını biliyorsunuz değil mi? Nasıl? Bari sen bir şey söyle. Ben bu kadar mı yanlış yaptım? Ali, seni duymuyorlar. Bundan sonra da duymayacaklar. Sen o hakkını kaybettin. Bu haksızlık. Ali yeter artık. Bana bak, sen sıra dışı bir cerrahsın diye. Niyetin kötü değil diye.
bu insanlar seni seviyor diye. Tepemize mi çıkman lazım? Sen ne zaman bu sarı dışılığını kullanmayı bırakacaksın? Ha? Ben sadece bir arkadaşımı kurtarmak, yardım etmek için... Ali bana ne? Bize ne? Biz ameliyatı bırakıp çıkıp gidiyor muyuz? Ha? Bizim bir hayatımız yok mu? Bizim eşimiz, dostumuz yok mu? Ne bakıyorsun Ferman Hoca'na? O seni şikayet etti. Bana bak. Bu insanlar senin arkanı o kadar çok topladılar ki. Sen buna alıştın. Ve iyice şımardın. Ama artık bitti. Tamam. Bundan sonra bu hastanenin kurallarına göre hareket etmezsen... ...bu insanlar seni bir daha duymayacaklar. Doğru mu Ferman? Doğru. Güzel. Anlaşıldığına göre... ...sıra Nazlı'ya geldi. Demek ki olayın seninle hiçbir ilgisi yokmuş Dilancığım. Allah sizlerden razı olsun. Yani bugüne kadar kimse tenezzül edip de o deftere bakmadı bile. Ben de diğer asistan arkadaşlarımla söyleşirken hep aynı şeyi söylerim. Hekimliğin esasında merak vardır. Evet, hep söyler. Bir deneyelim o zaman. Hı? Kızım, babaya bir öpücük yok mu? Canı acır ama. Acımaz. Gel. Hadi gel. Gel. Gel hadi. Korkma. İyileşti baban, gel. Acımıyor. 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 Oh, canım kızım. Oh, bir tanem, çok özlemişim seni. Oh, prensesim, meleğim. Oh, canım benim, bir tanem, bir tanem, çok özlemişim seni. Artık iyi olacak mısın baba? Olacağım tabii ki. Her şeyi yapacağız seninle. Her yere gideceğiz benim prensesim. Oh, bir tanem, bir tanem, bir tanem. Çok sağ olun, çok sağ olun. Rica ederiz. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Sonunda bu abinin üstünlüğünü kabul ettin herhalde. E bozuk saatte günde iki kere doğruyu gösteriyor kardeşim, değil mi? Nankör. Tanju Hoca'dan aferini kaparken öyle demiyordun ama. Ya tamam, sensin. Sensin Doruk, tamam. Eyvallah. Yani abi var ya, bu ağzım dilim kopsaydı da sizi eve davet etmeseydim ya. Ya açının buna bu kadar bozunca hayatta aklıma gelmezdi ya. Moruk sıkma canını ya. Kız meselesi eğilir, bozulur, sonunda düzelir. Kardeşim çok teşekkür ederim. Yani gerçekten harika bir tavsiye ya. Hadi sen işine bak, hadi. Tamam, kazandın, eyvallah. Odam senin. Sarı fırtına. Evet Nazlı, söyle bakalım. Ameliyat sırasında hocana itiraz etmişsin. Kararını sorgulamışsın. Haklısınız hocam. Özür dilerim. İyi de sen böyle bir kız değilsin.
Ne oldu, neden yaptın? Ali için mi? Ya siz beni delirtecek misiniz? Bundan sonra iş kuralları dışında Ali'yi kişisel bir sebeple savunmayacağına söz verir misin? Nazlı, bu sözün çok önemli. Söz veriyor musun? Söz. Güzel. O zaman senin hak ettiğin baş asistanlık. Hayırlı olsun Nazlı. Bundan sonra baş asistanımız sensin. Yüzümüzü kara çıkarma. Tamam kızım? Çıkarmam. Asla çıkarmam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel. Herkes hak ettiğini aldığına göre artık çıkabilirsiniz. Ferman yapma. Şimdi gidersen her şey başa dönecek, yapma. Ferman bak, kararın doğru. Ali'nin uzun vadede bu hastanede kalmasını istiyorsan, bizden biri olmasını istiyorsan ona abilik etmeyi bırakman lazım. Ali bir hata yaptı ve herkes gibi bedelini ödeyecek. Tamam? Ali gerçekten çok üzgünüm. Bunları yaşadığım için. Ama ne kadar erken, o kadar sinirim. Seni tebrik ederim Nazlı. Baş asistanlığın hayırlı olsun. Tanju Hoca bir sürü ceza verdi. Bundan sonra kendini Laktin sendromlu gibi düşün dedi. Kimse seni görmeyecek, kimse seni duymayacak. Ferman Hoca hiçbir şey yapmadı. Nazlı'yı baş asistan yaptılar. Ne yaptın ki? Çıktım gittim. Nöbetteyken. Ali, sana kaç kere söyledim ben? Ama Ezo'ya yardım etmek için. Yine şu kız. Hemen gittim geldim iki saatliğine. Kim için olursa olsun gitmeyeceksin. Burası bir işletme Ali, buranın kuralları var. Bu zamana kadar neredeydi bu kurallar? Kaç kere kaçtım gittim bu hastaneden hastaların peşinde. Ferman Hoca yardım etti. Nazlı yalan söyledi benim için. Siz arkamda durdunuz. Peki şimdi ne değişti? Yani sanırım biz de hata yaptık o zamanlar. Böyle mi olacak yani? Ferman Hocam kollamayacak. Nazlı kollamayacak. Siz arkamda durmayacaksınız. Artık yapayalnız mıyım ben? Böyle böyle öğreneceksin. Böyle olacak çocuk. Biliyorum, biliyorum. Yani hocam ne yapacağımı bilmiyorum. Tanju'nun karşısında küçücük kaldı. Acaba çok yalnız mı bırakıyorum Ali'yi? Ferman. Sakin ol, ben buradayım. Zorlanıyorum. Ferman dinle beni bak. Ben Ali'yi ilk yanıma aldığım zaman durmadan kaçardı. Ben onu bulduğum zaman o kadar çok sevinirdim ki ona kızamazdım. Ve Ali yine kaçardı. Aynen. Bir gün artık bunu bir daha yapmamasını kesin ve sert bir dille söylediğimde neredeyse ağlayacaktım. Aynen. Tanju az önce bağırdığında içim paramparça oldu. Ne sinir kaldı ne bir şey. Ben hocam nasıl bu hale geldim bilmiyorum. Ama işime bu tarz şeyleri hiç karıştırmayan bir doktor oldum. Siz biliyorsunuz, kafam çok karışık. Çünkü Ali gibiler birini sevdiği zaman
öyle temiz, öyle koşulsuz teslim olur ki ona kızmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Fakat Ferman, hepimiz bu hayatta bir şeyler öğreniyoruz ve öğrenirken de yara bere içinde kalıyoruz. O da yaşayacak. Öyle devam edeyim yani. Zamanla orta yolu bulacaksınız ama şimdilik izlediğin yol doğru. Kendini hırpalama bu kadar. Hücre yapım süresinin hızlanması için 2 saatte bir açıp antiseptik süreceğiz. Daha sonrasında da 2 günde hiçbir şeyin kalmayacak. Yine siz mi yapacaksınız? Sana dürüst olabilir miyim Sibel? Lütfen. Ömür törpüsü bir nöbetin sonundayım. 2 saate falan uykusuzluktan bayılabilirim. O zaman da sana Demir Bey bakacak. Ya da kimin bakacağına ben karar vereceğim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Müsaadenle Sibel. Hemşire Hanım. Ne bileyim? Ben şimdi buradan böyle bir atsam, tam ağzını isabet ettirsem, kaç para verirsin? Sen? Hı hı. Kişilik bölünmesi falan mı yaşıyorsun sen şu an? Ne alaka ya? Neşeliyim sadece. Sebep? Hazır mısın? Hı hı. 5 asistan oldum. Sen? Ne oldu? Baş asistan oldum. Ne? Ben mi? Yok yok. Sen değil, sen değil. Sen önce rüyanda. Nazlı baş asistan olmuş. Vay. Alsın lan. Pamuk gibi baş asistan olur ha. Ya. Yani senin olmandan iyidir kardeşim ya. Senin zaten ihtimalin yok da. Ali'den de daha iyi bence. Vallahi bana uyar. Tebrikler Naziko. Teşekkür ederim. Gel. Hak ettin gel. Gerçekten senin olman lazım. Kardeşim benim ya. Ferman hocam. Büyük başın derdi de büyük oluyor tabii. İyi ki baş asistan değilim ben şu an. Al benden de o kadar.